Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz. Gündem Özel Programı ile karşınızdayız. Bugün Gündem Özel Programı'nda konuğumuz, küresel düzeyde çalışan STK'lar arasında sivil toplum kuruluşları içerisinde en genç dernek başkanı ile birlikteyiz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Aksaray Şube Başkanı Hasan Dağ konuğumuz olacak. Ve Hasan Dağ ile birlikte az konu tanıyacağız. Sayın Dağ, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz vakit ayırıp geldiğiniz için. E, Sayın da e, Türkiye'de en genç sivil dernek toplum baş... kuruluşu Sivil toplum başkanıyız. kuruluşu dernek başkanısınız. Öncelikle Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini tanıyabilir miyiz? Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği 1998 yılında İstanbul merkezli kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Esasında rahmetli Erbakan Hoca talimatıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. 2001 yılından sonra AK Parti hükümetleri döneminde tüm Türkiye'ye yayılmış 50'ye yakın ilde şube açmış 25-26 tane ülkede de temsilcilik açmış e, ulusal düzeyin ötesine geçmiş küresel düzeyde çalışan sivil toplum kuruluşları arasına girmişiz 2014 yılında Askon Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsünü alınmıştır. ASKON önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bugüne kadar her seferinde devletinin, milletinin, hükümetinin, bayrağının yanında yer almıştır. Son olarak 2013 yılında gezi olayları çerçevesinde İstanbul'da biliyorsunuz malum olaylar gerçekleşmiştir. O zaman ASKON'un tavrı çok nettir. Sivil toplum kuruluşları içerisinde ilk olarak en yüksek sesle bu olaya karşı gelmiş ve sorun dört ağaçsa biz İstanbul'un etrafına dört bin ağaç dikeriz diyen bir sivil toplum kuruluşudur. Askon e, omurgalı insanların karakterli insanların iş adamlarının bir araya gelip oluşturduğu önce üyeleri arasında daha sonra da üye olmayan iş adamları arasında ticareti geliştirmek haklı zenginlik çerçevesinde, asil duruş şiarıyla e, oluşturulan ve yoluna devam eden bir sivil toplum kuruluşudur. Peki sayın da e, Aksaray olarak da aslında en genç teşkilatsınız. Hem Türkiye'de en genç sivil toplum kuruluşu başkanısınız ayrıca ama Askon olarak Aksaray'da kaç üyeniz var? Biraz da e, Aksaray Şubesi olarak çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Biz… Aksaray Şubesi olarak e, daha çok genciz. Evet, çok hem, genç bir teşkilat. Hem kendimiz genciz, hem teşkilatımız genç, hem de Aksaray Şubesi genç. Aksaray Şubesi 17 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur. Yani anayasa değişiklik referandumundan bir gün sonra resmi kurulumu Aksaray'da tamamlandı. Biz Aksaray'da 32 tane iş adamı bir araya geldik. Ve Askon Aksaray Şubesi'ni kurduk. Şu anda 42 tane iş adamı üyemiz var. Görünüşte 42 iş adamı olarak e, sayo bakımından az olarak görünsek de bu 42 iş adamı 1100 kişiyi istihdam ediyor. 4 evet. ile çarpacak olursak Askon Aksaray Teşkilatı 4000 kişiye ekmek veriyor. Biz kurulduğumuz günden sonra As konu Aksaray'da tanıtmak için projeler gerçekleştirdik. Hı hı. Faaliyetler gerçekleştirdik. Kamu kurumlarına ziyaretler gerçekleştirdik. Başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımızı, milletvekillerimizi, kurum müdürlerimizi ziyaret ettik ve bir sivil toplum kuruluşu olarak Aksaray'daki kurumlarla belediye ile valilikle ortak projeler ekseninde bir araya gelip Aksaraylı hemşehrilerimize, iş adamlarına, yardıma ihtiyacı olan kesimlere yardım edebileceğimizi, taşın altına elimizi koyabileceğimiz bir sivil toplum kuruluşu olarak her seferinde beyan ettik ve çalışmalarımız da bu eksende devam ediyor. Şimdi Sayın Dağ çalışmalarınıza döneceğiz ama yaptığınız bir basın açıklaması var çok yakın bir zamanda. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin seçilme yeterliliği ile ilgili şimdi seçme ve seçilme yaşı 18'e indirilen bir dönemdeyiz ve siz de bu konuyla ilgili ilginç bir öneri sundunuz. Teklif götürdünüz hem Cumhurbaşkanlığına hem Başbakanlığa ayrıca yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'yla da görüşmeler yaptınız, iletişime geçtiniz. Bununla ilgili detaylı bilgiler alabilir miyiz? Dilek Hanım yine malumunuz üzere 2017'nin Nisan ayında bir anayasa değişikliği oldu. Evet. 18 maddeden oluşan bir değişiklik bu. Bu değişiklik paketinin 3. maddesinde milletvekilli seçilme yaşıyla alakalı bir madde vardı. Eski düzenlemeye göre milletvekili belediye başkanı seçilme yeterli 25 yaş olarak belirlenmiş. Yeni düzenlemede ise bu 25 yaş sınırı 18 yaşına çekilmişti. Biz bundan gayet memnun olduk. 18-25 yaş aralığındaki bir genç olarak 2014 yılından 2015, 2016 yıllarında katıldığım bütün televizyon programlarında verdiğimiz demeçlerde biz 25 yaşından 18 yaşına seçilme yeterliliğinin indirilmesiyle alakalı projeler yürüttüğümüzü her seferinde söylemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da Allah ondan razı olsun. Gençlerin önünü açmak için gençlerin önündeki bu yasal engeli kaldırmak için anayasa değişikliğine bu maddeyi de ekledi. Ve e, anayasa değişikliği referandumdan evet oyuyla geçti ve e, milletvekili seçilme yeterli 18'e düştü. Şu anda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin seçilme yeterli 25 olarak güncelliğini korumakta. Bakıyorsunuz anayasamızın anayasamızın 76. maddesinde seçilme yeterli 25'ten 18'e evet. düşmüş evet. ama Türkiye ve Oda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin e, kanunlarında, e, yönetmeliklerinde seçilme yaşı halen 25 olarak güncelliğini korumaktadır. Biz yine genç olarak 25 yaşının altındaki bir genç olarak bu durumdan rahatsızız. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar 18 yaşında seçilebilirken oda başkanı veya komiteye aday olmak isteyen bir genç yasal engelle adaylığını açıklayamıyor, aday olamıyor. Biz bunu geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile paylaştık. Cumhurbaşkanlığı ile paylaştık. Başbakanlıkta paylaştık ve bu durumun gerçekten mantıksız bir durum olduğunu onlara ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün çabaları burada yok sayılmış oluyor ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu anayasa değişiklik Anayasa değişikliğini tanımamazlık yapıyor. Biz de bu anayasa değişikliğine, yani tüm Türkiye'de uygulanan seçilme yeterliğinin 18 olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de seçilme yeterliğinin 18'e indirilmesiyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de basın açıklamamızı yaptık. Gerekli yerlere girişimlerde bulunduk. İnşallah 1 Nisan'dan önce Aksaray'da yapılacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yani Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimlerinden önce seçilme yeterliliğinin 18'e indirilmesini istiyoruz, bekliyoruz. Bu durumda da başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan olmak üzere Başbakanımızdan, Gümrük ve Ticaret Bakanımızdan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızdan yardımı bekliyoruz. Peki inşallah hayırlı bir şekilde sonuçlanır gerçekten. İnşallah. Sayın da 25 ülkede şubeniz olduğunuzu söylediniz ve Kudüs'te de bir şube açtı Askon. Bununla ilgili biraz bilgiler alabilir miyiz? Şimdi Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin çizgisinde her zaman mazlumun yanında yer almak vardır. Hı. Kurulduğu günden itibaren Filistin meselesine sahip çıkmış ve mazlumun sesi olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Sayın Hasan Ali Cesur'un katılımıyla Askon'a, şey, e, Kudüs'e bir ziyaret gerçekleştirdik evet. Askon heyeti olarak ve Kudüs'te, işte Amerika'nın başkenti olarak, İsrail'in başkenti olarak tanıdığı Kudüs'te, bizim İslam ülkelerinin de e, Filistin'in başkenti olarak tanıdığı Kudüs'te e, Sayın Cumhurbaşkanımız'a hükümetin politikalarına destek olmak amacıyla gittik. Askon şubesi açtık. Kudüs'te Askon şubemizin kurdelesini kestik ve İslam ülkelerinin tanıdığı gibi biz de Askon olarak Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığımızı orada beyan ettik. Peki üye sayısı nasıl Kudüs'teki şubenizde yani oluşan? Şu anda e, Kudüs'te şube açılışını gerçekleştirmek için 20'ye yakın iş adamının zaten olması gerekiyor. Evet. Bizim bu sınırla alakalı bir Hı -hı. sorunumuz yok. İlerleyen dönemlerde de e, Kudüs'teki şubemizin üye sayısında artacağını düşünüyoruz inşallah da çoğalacaktır. Evet, ASKON olarak Kudüs'e ziyaret gerçekleştirdiniz ve bir şube açtınız. Yine ASKON olarak önümüzdeki günlerde Hatay'a bir ziyaret gerçekleştireceksiniz. Hatay'a gerçekleştireceğiniz ziyaretle ilgili bilgiler alabilir miyiz? Şimdi e, yine Sayın Genel Başkanımız Hasan Ali Cesur Beyefendi önderliğinde bir ASKON ekibi Hatay'a gideceğiz. Bu pazar günü yani hafta sonunda Afrin'deki e, mücadelesini sürdüren kahraman Mehmetçiğimize hı hı. askerlerimize moral olmak açısından ve e, iş dünyasının dikkatini o bölgeye çekmek açısından Askon Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği bu hafta sonu Hatay'da inşallah kahramanlarımıza askerlerimize orada moral vereceğiz ve Türkiye'nin iş dünyasının da dikkatini e, bu kapsamda Afrin'e Zeytin Dalı harekatına Hatay'a çekmiş olacağız. İnşallah. İnşallah. Sayın da askon olarak yurt dışına geziler düzenliyorsunuz. Ee, siz de bildiğim kadarıyla en son Aksaray Şubesi olarak Rusya ve Başkurdistan ülkesine bölgesine, bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum: Dışarıdaki yatırımcıların, yabancı iş adamlarının Aksaray'a bakış açısı nasıl? Aksaray dışarıdan nasıl görünüyor? Bu konuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Neler söylersiniz? Biz Aksaray Askon Teşkilatı olarak diğer sivil toplum kuruluşlarının haricinde onlardan farklı olarak projeler yapmak istiyoruz. Aksaray'da faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarımız birbirinden değerli ve güzel faaliyet yapan sivil toplum kuruluşlarıdır. Hı hı. Ama Askon olarak e, diğer STK'lardan farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu kapsamda sık sık yurt dışı seyahatleri yapma, yapmayı planlıyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok özel ilgi gösterdiği bir bölgeye ve son bir yıl içerisinde 2017 yılında 9 e, defa liderleriyle bir araya geldiği bir bölgeye Rusya'ya bir iş seyahati düzenledik. Biliyorsunuz Askon Teşkilatı'nın e, Rusya'da bir e, şubesi var. Evet. Rusya şubesiyle irtibatlı olarak proje gerçekleştirdik. Öncelikle Rusya'nın başkenti Moskova'da bir dizi iş görüşmelerimiz oldu. Daha sonra Rusya'nın içerisinde özerk bir bölge olan ve Türk Cumhuriyeti diyebileceğimiz Başkurdistan bölgesine bir iş seyahati gerçekleştirdik. Başkurdistan Cumhurbaşkanıyla bakanlarıyla, milletvekilleri görüşmelerimiz oldu. Başkurdistan Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşmelerimiz oldu. Yaklaşık 25'e yakın iş adamıyla o bölgeye gittik. O bölgeden 50'ye yakın iş adamı, sektörlerimize uygun iş adamlarıyla görüşmelerimiz oldu. Aksaray'da faaliyet gösteren ve ihracat yapan üretici firmaları biz oralara götürmüştük. 3 tane firmamız anlaşma yaptı ve o bölgeye bizim iş seyahatimiz çerçevesinde yapılan anlaşmalar sonucunda... Burada ürettikleri ürünleri o bölgeye inşallah ihraç edecekler. O bölgedeki iş adamlarını Türkiye'ye davet ettik, Aksaray'a davet ettik. Aksaray'dan ürün almaya davet ettik. Ee, önümüzdeki dönemlerde de biz Başkurdistan bölgesinde hatırı sayılır iş adamlarını Aksaray'da misafir edeceğiz. Tabii biz o bölgeye gidince sadece bizim ürettiğimiz ürünlerin tanıtımını yapmadık. İlimizin de tanıtımını yaptık. Aksaray'ın parlayan bir yıldız olduğunu, Aksaray'ın tamamıyla sanayi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, Türkiye'nin hatırı sayılır fabrikalarının, üreticilerinin, firmalarının Aksaray'da yatırım yaptığını, yine aynı şekilde çok büyük dünyaca ünlü fabrikaların 15-20 yıldır, belki 30 yıldır Aksaray'da faaliyet gösterdiğini, görüşmelerimizde iş adamlarına aktardık özellikle Aksaray'a davet ettik ve e, Aksaray'ın tanıtımını yapmaya gayret gösterdik. İlaveten şunu söyleyeyim. Aksaray'ın sanayi kentinden çok bir turizm cenneti olduğunu orada ısrarla ifade ettik. Ihlara Vadimizi, Sultan Hanını işte Saratlı'daki e, yani. yeraltı şehrini, Taşpınar yani buna benzer e, Aksaray'ın turizm değerlerini onlara anlattık. İşte Somuncu Baba'yı, buna benzer dediğimiz gibi Aksaray'ın önemli değerlerini oralarda anlattık ve gerek yatırımcıları, gerek iş adamlarını, gerekse turizm için Türkiye'ye gelen iş adamlarını özellikle Aksaray'a uğramalarını istedik, onlardan rica ettik. Ne güzel. Sayın da peki devlet desteklemeleri ve teşvikler yurt dışında nasıl? Hani yardımcı oluyor mu? Şimdi Başkurdistan bölgesi yatırıma aşık bir ülke. Daha doğrusu yatırıma aç bir ülke. Hı hı. Türk iş adamlarını o bölgeye ısrarla davet ediyorlar ve o bölgede yatırım yapmak yap, yapmaları için çok önemli teşviklerde bulunuyorlar. Devlet teşvikleri, Kalkınma Ajansı teşvikleri, Kalkınma Bakanlığı teşvikleri, özellikle Cumhurbaşkanı'nın bana e, ilaveten bir sözü var. Askon Teşkilatı'ndan Başkurdistan bölgesine gelip ben yatırım yapmak istiyorum diyen bir iş adamı ile özellikle e, bizzat ilgileneceklerini ve bütün devlet teşviklerinden iş adamlarımızı faydalandıracaklarını söylediler. Ve ticaret ve sanayi odasıyla biz Aksaray Askon teşkilatı ve Moskova Askon teşkilatı ile ortak olarak bir iş birliği anlaşması imzaladık. Bizim tüm Türkiye'den, tüm Türkiye'deki iş adamlarını kapsıyor. Bu ASKON üyesi olması şart değil. O bölgeye mal satacak, o bölgeye ürün satacak iş adamlarının istihbaratını bizden soracaklar. Aksaray ASKON teşkilatından ve genel merkezimizden soracaklar. Biz de o bölgeden alacağımız ürünlerin istihbaratını UFA yani Başkurdistan'ın başkenti evet. UFA'nın ticaret ve sanayi odasından soracağız. Gerekli araştırmaları Türkiye kısmını biz yapacağız. E, Rusya ve Başkurdistan kısmını da UFA ticaret ve sanayi odası yapacak. Bu da ASKON için ve Türkiye'miz, özellikle Aksaray'ımız için e, kıymetli ve güzel bir proje diye düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olur. Sağ olun. E, peki Sayın da ASKON, e, Cumhurbaşkanımızın 2017 yılı içerisinde başlattığı Milli İstihdam Seferberliği'ni aslında bir önceki dönem Genel Başkanımız Mustafa Koca evet. önergesi ve teklifiyle hayata geçirdi. Şimdi günümüzde girişimcilik çok önemli ve gerçekten çok da önemli teşvikler ve desteklemeler var. Genç bir iş adamı olarak neler söylemek istersiniz Milli İstihdam Seferberliği'nden bugüne geldiğimizde? E, Aksaray'daki iş adamlarının sorunları nelerdir? E, özellikle genç girişimcilere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Dilek Hanım, e, Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında söylediğiniz gibi çalışma hayatında milli seferberlik ilan etmiştir. Evet. Çalışma hayatında milli seferberliğin arka planında e, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan önerilerin en e, dikkat çekenini ASKON Genel Başkanı, o dönemdeki Genel Başkan Sayın Mustafa Koca Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiştir. Tabi e, bu iletiden sonra üzerinde çalışılmış, net olarak belirlenmiş ve çalışma hayatında milli seferberlik ilan edilmiştir. Çalışma hayatındaki milli seferberliğin e, amacı benim firmam var. E, hali hazırda 50 çalışanım var ihtiyacım olmadığı halde devlet desteklerinden faydalanarak hı hı. bu 50 sayısını 55-60 yapıp hem işsizlik oranlarını düşürme amaçlanmış hem de istihdam sağlanılmaya çalışılmıştır. Hı hı. Ve bu başarılı da olmuştur. Özellikle Aksaray'da başarılı olunmuş. Konulan hedeflerin iki katına çıkartılmış evet. ve Aksaray, bu sınavı başarıyla geçmiştir. Şimdi şöyle e, Milli İstihdam Seferberlik Çağrısı kapsamında Aksaray'a 6 bin e, e, kişi hedefi isti konulmuş, 6 bin kişi istihdam hedefi konulmuştu. E, ama e, çalışmalarla birlikte bu sayı dediğiniz gibi 12 on, bin'i 13500 13 bin 500 küsur evet. bildiğim kadarıyla evet. şu an güncel e, bilgilere baktığımızda bu rakamı görüyoruz. Gerçekten çok e, başarılı bir şekilde Aksaray'da e, bu seferberliğe katkı sağlanıyor iş adamları tarafından. Peki birazcık daha Aksaray'a dönecek olursak, Askon Aksaray Şubesi olarak toplantılar gerçekleştiriyorsunuz. Birçok kurum müdürleri, işte bürokratlar, siyasiler bir araya geliyorsunuz. Biraz bu toplantılarınızın içeriğinden bahsedebilir miyiz? Şimdi Dilek Hanım, biz Askon'u kurduktan sonra dediğimiz gibi kurum ziyaretlerine önem verdik. Çünkü Sivil Toplum Kuruluşu'nun başarılı olabilmesi için, resmi kurumlarla, belediye ile, valilikle iyi irtibat halinde olması gerekiyor. Evet. Ee, başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Belediye Başkanımızla e, toplantılar yapıyoruz, sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Kendileri de bizim mantıklı, makul projelerimize her zaman destek verdiler. Özellikle Sayın Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya buradan teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Ee, Aksaray'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bütün projelerine kendisi destek vermiş ve Aksaray ile alakalı, Aksaray'ın gelişimiyle alakalı projeleri desteklemiştir. Özellikle e, Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin ya da bu kapsamda teşekkür etmek istiyoruz. Bizim geçtiğimiz günlerde ASKON Başkanlar Kurulu toplantısı adı altında Konya'da bir toplantımız oldu. Evet. Toplantımıza Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfü Elvan başta olmak üzere Bakan Yardımcıları, Konya Valisi, Belediye Başkanları ve çok sayıda bürokrat katıldı. Biz de Aksaray Askon Teşkilatı olarak Aksaray'ın sorunlarını siyasilerin ötesinde, zaten siyasilerimiz sürekli bunları dile getiriyorlar ve bunların çözümüyle alakalı girişimlerde bulunuyorlar. Biz de Sivil toplum kuruluşu olarak üstümüze bir vazife atfettik at ve e, hazırladığımız dosyayı Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a sunduk. Sayın Lütfi Elvan'ın ASKON toplantısında bir e, yeni olarak açıkladığı bir projesi vardı. Tüm Türkiye'de 5 e, yıl sonra kullanılacak ama şimdi pilot il uygulamasıyla 3-5 tane ilde hı hı. E, ...faaliyete başlayacak projenin ismi. E, 7-8 tane resmi kurumu... ...işlemlerini... ...tek bir merkezden... ...halledebilecek bir proje. E, i̇şte Çevre Şehircilik... ...İl Müdürlüğü'nde bir işleminiz var. Aksaray Belediyesi'nde bir işleminiz var. İşte e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bir işleminiz var. Ve iş adamı olarak... Bütün kurumları işlemi tamamlamak için gezmek zorundasınız, onay almak zorundasınız. Lütfü Elvan e, yatırım merkezleri, yatırım ofisleri adı altında farklı kurumları bir çatı altında toplayıp işverenin ve vatandaşın yükünü hafifletmek açısından ve e, zamanı verimli kullanabilmemiz açısından bir projenin gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Biz de e, Sayın Bakan'dan, Genel Başkanımız Hasan Ali Cesur'un, Sayın Hasan Ali Cesur'un destekleriyle Aksaray'ın pilot il olması ile alakalı girişimde bulunduk. Hı hı. Ve Sayın Bakanımızdan bunu talep ettik. E, kendisi değerlendireceğini, inşallah da Aksaray pilot il yapabileceklerini söylediler. E, bir sivil toplum kuruluşu olarak eğer bunu yaptırabilir isek, e, başta iş adamlarımız olmak üzere tüm Aksaraylı hemşehrilerimize, bu şekilde bir katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Peki, e, dosya sunduk dediniz, Aksaray'ın sorunlarını, eksiklerini dile getirdiğinizi söylediniz bir sivil toplum kuruluşu olarak. Peki başka hangi maddeler yer alıyor? E, şimdi gündem özel programında birçok e, konumuzu burada ağırlıyoruz. Evet. Özellikle STK başkanlarımızı ve e, diğer STK başkanlarımız özellikle iş adamlarını ve Aksaray için en elzem e, konunun, tren yolu olduğunu evet. söylüyor. Siz e, neyin altını çizmek istersiniz? Şimdi tren yoluna biz Aks Askon Aksaray Şubesi olarak e, bütün gövdemizi basıyoruz tabiri yerindeyse. Hı -hı. Ve desteklediğimiz bir proje. Hı -hı. Bunu e, siyasilerimiz sık sık gündeme getiriyorlar. Ve bu projenin gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyorlar. Biz de sivil toplum kuruluşu olarak bu projeye parmak bastık ve Sayın Bakan'dan bu projeye destek istedik. Çünkü programın başında dediğimiz gibi Aksaray bir sanayi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir şehir. Aksaray'ın sanayi kenti olabilmesi için veyahut sanayi kenti olmasını hızlandırmamız için Aksaray'ın ulaşım sorununu çözmemiz gerekiyor. Aksaray jeopolitik bir öneme sahip. Evet merkez konumunda. İşte Mersin'e yakın, Ankara'ya yakın, Konya'ya, Kayseri'ye yakın. Bunlarda sorun yok. Ama ulaşım maliyetlerinin en aza indirilebilmesi için Aksaray'da birinci olarak yük treninin faaliyete geçmesi gerekiyor. 10 liralık e, taşıma maliyeti yük treninin, tren projesinin Aksaray'da e, faaliyet göstermesiyle birlikte... 3 liraya ineceğini düşünüyoruz. Hı hı. Tabii ulaşım sorunu ve taşıma maliyetleri indiği zaman Aksaray'a daha çok yatırımcı gelecek, daha çok kişi fabrika kuracak ve Aksaray'ın ekonomisi bu anlamda daha çok canlanacak. Ee, biz bu projenin altını çizdik. İkinci olarak Sayın Bakan'a altını çizdiğimiz projelerden bir tanesi hızlı tren projesi. Hı hı. Biliyorsunuz Antalya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve sanıyorum Sivas ...hattında bir hızlı tren öngörülüyor. Bu projenin hızlandırılmasını istedik. Hı. Ve buna ilaveten Aksaray'ı Ankara'ya hızlı trenle bağlamamız gerekiyor. Aksaray'ın Ankara'ya hızlı Hı. trenle bağlanması demek... ...başkentle ara e, yakınlığımızın bir saate, evet. mesafemizin bir saate düşmesi demek. Bunun haricinde Aksaray'ın Ankara'ya hızlı trenle bağlanması demek... Aksaray İstanbul'a hızlı trenle bağlanması anlamına geliyor. Bu kapsamda yine destek istedik. Sayın bakan da olumlu karşıladı, teşekkür etti ve bizim verdiğimiz projelere titizlikle inceleyeceğini söyledi. Peki Sayın da iş adamları olarak ve STK'lar olarak e, aslında sanayileşme üzerine duruyoruz ama Aksaray e, tarım ve hayvancılık kenti bir yandan bir yandan da e, biraz önce size sohbetimiz içerisinde belirttiniz turizm potansiyeli olan bir iliz dediniz. Peki e, yatırımcılar ve iş adamları olarak, STK başkanları olarak e, Aksaray'ın turizm potansiyelini ortaya çıkaracak projeler? E, yapıyor musunuz? Dilek Bununla Hanım, ilgili girişimler var mı? Dilek Hanım, e, bu biraz önceki bahsettiğim proje ASKON, e, Başkanlar Kurulu toplantısında bütün ASKON şube başkanlarına söz verildi. Hı hı. Bin kişilik bir iş adamı heyetinin dinlediği bir ortamda, bulunduğu bir ortamda biz de Aksaray Şubesi'ni temsiyle konuşma yaptık. Konuşmamda özellikle bizim bu e, başta dikkat çektiğimiz konu tabii ki Aksaray'a yatırım yapmalarıyla alakalı. Aksaray'ın teşvik bölgesinde olduğunu, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nin parlayan bir yıldız olduğunu, büyük yatırımcıların Aksaray'a geldiğini ve iş adamlarının Aksaray'a gelmesine e, gelmesini istediğimizi ve niçin geleceklerini gelmeleri gerektiğini anlattık. İkinci olarak bizim Parmak bastığımız konu Aksaray'ın turizmi ile alakalıydı. Şimdi Aksaray bir turizm cenneti. Uhlara Vadisi, işte biraz önce söylediğimiz gibi Sultanhanı, evet. Saratlı ve hiç kimsenin bilmediği Aksaray Kapadokya'nın kapısıdır. Güç kapısı. Kapadokya dediğimiz zaman Nevşehir akla gelse de Aksaray Kapadokya'nın giriş kapısıdır. Buna parmak bastık. Aksaray'a turizm alanında yatırım yapmaları için iş adamlarını davet ettik. Eğer Aksaray'ın turizmiyle alakalı gerekli reklam, gerekli tanıtım yapılırsa, Aksaray'ın e, turizmine yatırım yapılırsa, örnek olarak veriyorum, Aksaray'da e, turizmle alakalı oteller yapılırsa, Ihlara Vadisi'nin e, kenarlarında turizm alanları yapılırsa, turizm bölümleri yapılırsa, Aksaray'ın turizminin ben şu anki durumunun 10 katına çıkacağını düşünüyorum. Ve iş da Aksaray'a evet sanayi alanında gelsinler yatırım yapsınlar ama turizm alanında da bir açık olduğunu, turizm alanında da Aksaray'a yatırım yapabileceklerini ifade ettik. Sayın da Askon Aksaray Şubesi olarak e, Askon'a üye olmak isteyen bir iş adamında aradığınız kriterler nedir ve e, genç girişimcilere tavsiyeleriniz neler? Genç girişimcilere tavsiyelerimiz mutlaka devletin tanıdığı olanaklardan teşviklerden faydalanmaları ve bu teşvikleri takip etmeleridir. Özellikle Kosgeb'in, İşkur'un, Sosyal Güvenlik Kurumunun çok ciddi teşvikleri vardır. Kosgeb'den İşkur'dan girişimcilik belgesi alarak bir genç arkadaşımız kendi işini kurabilir, istihdam sağlayabilir ve inşallah da işlerini büyütebilir. Halihazırda kurulan bir işe liderlik eden bir iş adamımız varsa dediğimiz gibi İşkur'un, koskebin ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çok ciddi anlamda teşvikleri vardır. E, sigorta teşvikleri, maaş teşvikleri, işbaşı eğitimi teşvikleri gibi teşvikleri vardır. Bu teşvikleri takip edip bu teşviklerden faydalanıp işlerini büyütebilirler. Bu tavsiyede bulunuyoruz. Aksa ve Asko'nun üye kriterlerine gelecek olursak birincisi ticareti düzgün olacak bize üye olan adamın. Şaibe almamış bir iş adamı olacak. Ve omurgalı, karakter sahibi iş adamı olacak. Ticaretinde leke olmayacak. İşte aksarı askon teşkilatına üye olmuş ama ticaretinde sıkıntı olan bir iş adamı duyarsak bu bizi üzer. Bunun için de biz özel olarak titizlikle inceliyoruz ve bu kriterleri sağlayan iş adamlarımızla e, yolumuza devam ediyoruz. Bu arada, e, Aksaray'da özür diliyorum. <laughs> Aksaray'da e, biz karakterli, omurgalı, e, ticareti düzgün iş adamlarımızın olduğunu ve diğer sıkıntılı iş adamlarının Aksaray'da olmadığını biliyoruz. E, bu omurgalı iş adamlarımızı, karakterli iş adamlarımızı ticaretine sahip çıkan, ticareti düzgün iş adamlarımızı Aksaray Askon teşkilatına bekliyoruz. En azından bir çayımızı içsinler. E, fikir alışverişinde bulunalım ve birlikteliğimizi bu kapsamda devam edelim. Sayın da artık veda edeceğiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dilek Hanım şu da eksik kaldı. Buna da değinmek istiyorum dediniz. Son hemen hemen alalım. hemen hemen bütün kriterlere değindik hı hı. çok teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için bizleri misafir ettiğiniz için başta şahsınızda daha sonra Belediye TV'ye tabi Belediye Başkanımıza basın müdürümüze bu kapsamda çok teşekkür ediyoruz her zamanki gibi sivil toplum kuruluşlarına değer veriyorlar ve sivil toplum kuruluşlarının projelerini anlatmaları için bir fırsat sunuyorlar. Bu kapsamda kendilerine teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Aksaray Askon Teşkilatı olarak. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Gündem Özel programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Aksaray Şube Başkanı Sayın Hasan Dağ Beyefendi oldu. Başka bir Gündem Özel programında tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.